Örgümüzün bir sonraki ters sırasındayız. Bu sıramızda beden ve kol ayrımlarını yapacağız. Şu an sol arka parçadayız. 7 ilmek kenar patımızı ördük. Şimdi 28 ilmek ters örerek sol arka parçamızı tamamlayacağız ve sonrasında da kolumuzu örerek devam edeceğiz. 28 ters örüyoruz ve toplamda 35 ilmekle 7 ilmek kenar patı ile birlikte sol arka parçayı tamamlamış oluyoruz. Toplam 35 ilmek sol arka parçamızı bitirdikten sonra 42 ilmek kolumuzu 42 ilmek olarak öreceğiz ve haroşa olarak. Bundan sonra kollarımızı haroşa olarak devam edeceğiz. Şimdi 42 ilmek kolumuzu, haroşa örgümüzü tamamlayalım ve arka parçaya geçelim. Kol için 42 ilmek haroşa ördükten sonra arka kısma geçiyoruz. 63 ilmek ters olarak arkamızı örüyoruz ve devam ediyoruz. Arka parçayı 63 ilmek ters olarak ördükten sonra tekrar kol için 42 ilmek haroşa örüyoruz. Kol kısmını haroşa olarak ördükten sonra diğer arka parça için şişimizde 35 ilmek kaldı. 28 ilmek ters, 7 ilmek kenar patı haroşa olarak örerek sıramızı tamamlıyoruz. Kollarımızı haroşaya çevirmiş olduk bu sırada. Kollarımız toplamda 3 diş haroşa olana kadar bu şekilde örgümüze devam edeceğiz bu ayrımı yapmaya. Kollarımız 3 diş haroşa olduktan sonra tırtıklı kesme işlemini uygulayarak kollarımızı bitirip bedenimize devam edeceğiz. Kollarımız için 3 diş haroşamızı ördük. Şu an bir sonraki düz sıradayım. Kola kadar örgümü örüp geldim arkadaşlar. Şimdi koldaki tırtıklı kesme işlemini yapacağım. Kolları kesip bu sırada bedene devam edeceğim. Elimizi tığımızı şimdi alalım. Tığla tırtıklı kesme işlemi yapacağız kollarda. Şurada kolumuzun ilk ilmeği, ilmeğimin içinden bu şekilde, ilmeğimin içinden bu şekilde, şimdi bu şekilde tığımı geçirdim. Tekrar ikinci ilmeğimi de yine buradan girerek her ikisini de tığıma aldım ve bir kaydırma işlemi yapıyorum. Bu şekilde bir tane kaydırmış oluyorum. Bir saniye burada tekrarlayalım işlemi isterseniz net gözüksün. Şöyle haroşa ilmeklerimin, kol ilmeklerimin ilkini buradan alıyorum. Bu şekilde. İkincisini de yine buradan bu şekilde alıp geçiriyorum. Bu şekilde bir kaydırma işlemi yapıyorum. İki zincir çekerek burada bir pıtırcık. Bu ikisini şöyle göstereyim. Birlikte alarak burada bir pıtırcık oluşturuyoruz. Tekrarlayalım işlemi. Bir ilmeği alıyoruz ve kaydırıyoruz. İkinci bir ilmeği alıyoruz. Onu da yine kaydırıyoruz. İki defa kaydırma işlemi yaptık. Sonrasında iki zincir ve şu kaydırma yaptığımız ip, şuradaki ilmeği görüyorsunuz. Bu ikisini şu şekilde birlikte alarak burada bir
Pıtırcık oluşturuyoruz. Bir kez daha gösterelim. Bir ilmeğimizi alıp, tığımızı alıp kaydırıyoruz. Bir ilmek daha alıp onu da kaydırıyoruz. İki kere bu şekilde, bakın. Şu şekilde yapmıyorum. Buradan kaydırma işlemi yapıyorum. Bu şekilde iki ilmeği kaydırıp iki zincir çekiyoruz ve buraya ve buraya batarak bir pıtırcık oluşturuyoruz. Bir kez daha gösterelim. Bir, iki, bir, iki. Şimdi biraz şuradan uzaklaştıralım. Bir, iki, şimdi iki zincir ve pıtırcığını oluşturuyorum. Şöyle gösterelim. Bu şekilde kollarımın kesme işlemini tamamlıyorum. İlk kolumu tamamladıktan sonra ön parçadaki, şurada ön parçadaki düz örgümü tamamlayıp ikinci kolumu da bu şekilde keserek sıramı tamamlayacağım. Bu arada biraz önce beden ayrımlarını verirken bu ön parçaya arka demiş olabilirim yanlışlıkla. Hırka ve yeneklerde hep düğmeler önde olduğu için dil alışkanlığı olarak böyle söylemiş olabilirim. Kolların ortasındaki tabii ki daha geniş olan parça bizim ön parçamız. Eğer bir hata yapmış isem burada düzeltiyorum şu an arkadaşlar. Dediğimiz gibi kollarımızda tırtıklı kesme yöntemini uygulayarak bu sıramızı tamamlayalım ve bir sonraki ters sıramıza gelelim. Kol kesimimizi yapıp bitirdik arkadaşlar. Şöyle yakın plandan gösterelim böyle. Gerçekten duruşu çok güzel, çok tatlı bir kesme yöntemi. Şimdi kesim yaptıktan sonraki ters sıradayım. Arka parçamı ters olarak örerek geldim. Kol hizasına geldim. Ön parçaya geçmeden önce kol altında artış yapmak istiyorum ki kol evi dar olmasın. Çocukları rahatsız etmesin. Biraz da beden biraz daha genişlesin istiyorum. Onun için burada şimdi 4 ilmek artış yapacağım. Artış yaparken şöyle yapıyorum. Şuradan parmağımı geçirip şişimi alttan geçiriyorum ve bu şekilde 1 ilmek artış yapmış oluyorum. Tekrar. Parmağımı bu şekilde ipimden geçirdim. Şişimi ipimin altından geçirdim. Ve artışımı yapmış oldum. 2 oldu. 3 ve 4. Koltuk altında, her iki kol altında 4'er ilmek artış yaparak sıramı ters örgü olarak tamamlayacağım. Sıramızı ters örgü olarak tamamladıktan sonra iki sıra herhangi bir işlem yapmadan düz örgü olarak öreceğiz arkadaşlar. Yani bu sıradan sonra iki sıra daha ters örerek örgümüzü farklı bir işlem yapmadan devam ettireceğiz. Sonrasında alt beden için olan ajur modelimizi uygulamaya başlayacağız. Örgümüzün alt bedenini örmeye devam ediyoruz. Bu sırada ajur modelimizi uygulamaya başlayacağız. Kenardaki 7 ilmek batımı ördüm. Şimdi sıradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimde 1 dola 1 kes yöntemini uygulayacağım. Şişimin üzerine ipimi bir defa doladım. Sıradaki iki ilmeğimi birlikte alarak ajurumu yapmış olacağım. Ama iki ilmeğimi birlikte alırken bu şekilde ilmeklerimin sağından değil de
Buradan sol tarafından şişimi geçirerek ikisini bu şekilde birlikte alıyorum. Ve burada bir ajurumu oluşturmuş oluyorum. Doladığım ilmeği birinci ilmek olarak sayarak toplam 8 ilmek sayarak düz olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve modelimi 8 ilmekte bir tamam tekrarlayacağım. Doladım. 2 ilmeğimi ilmeklerimin sağ tarafından değil de sol tarafından şişimi geçirerek 2 ilmeğimi birlikte alıp ajurumu oluşturdum. Doladığım ilmek birinci ilmeğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir dola 2 ilmeği ilmeklerimin solundan alarak ajurumu yapıyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir dola 2 ilmeği sol taraftan birlikte al. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve tekrar modelimi uygulayacağım. Bu sıramı modelimi bu şekilde uygulayarak tamamlayacağım. Bu sıradan sonra hiçbir işlem yapmadan 5 sıra daha örerek, yani bu sırayla birlikte 6 sıra toplamda örerek ilerleyeceğim örgümde ve bir sonraki düz sırada, bu 6 sıradan sonraki düz sırada modelimi tekrarlayacağım. Modelimi tekrarlarken bu defa kaydırarak yapacağım ve iki ajurumu bu sefer ortasına denk gelecek şekilde modelimi uygulayarak örgümü örmeye devam edeceğim. 6 sıramızı tamamladıktan sonra şimdi tekrar modelimizi uygulayacağımız sıradayız. Modelimiz bu şekilde görünüyor. Bu sefer kaydırarak, yani önceki iki ajurumuzun ortasına denk gelecek şekilde modelimizi uygulayacağız. 7 ilmek kenar bandımızı ördük. Daha önce kenarda 3 ilmek örerek 3 düz ilmek ördükten sonra modelimizi uygulamıştık. Bu sefer 7 ilmek kenarda ilk önce 7 ilmek düz örüyoruz. Ondan sonra modelimizi koyuyoruz. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Şimdi önceki iki ajurumun tam ortasına gelmiş oldum ve modelimi uyguluyorum. Bir dola 2 ilmeği sol taraftan birlikte al. Dolama ilmeğimi birinci olarak sayıyorum. 1, 2 olmuş oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar doladım. 2 ilmeğimi sol taraftan birlikte aldım. 2 olmuş oldu. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sıramı bu şekilde modelimi uygulayarak tamamladıktan sonra yine bu sıramı birinci sıra olarak sayarak 6 sıra toplam örüyorum ve bir sonraki model koyacağım sıraya geliyorum. Bu sefer bir sonraki sırada yine başta bu sefer yine 3 ilmek örerek 3 düz ilmek ördükten sonra modelimi koyuyorum ki yine bu önceki hizada olmuş olsun modelim. Şu an ikinci defa modelimizi uyguladık. Toplam 4 kez, 2 kez daha yapıp toplam 4 kez model uygulamamızı yaptıktan sonra örgümüzü artık sonuna gelmiş olacağız. Alt bandımızı da haroş olarak tamamlayıp inşallah robamızı bitireceğiz. Şimdi bu uygulama sırasından sonra 2 kez daha modelimizi uygulama yapıp gelelim. Ama başlamadan önce hemen bir de hatırlatmış. Şu ilik hatırlatmamızı da yapalım. İkinci iliğimizi koyduktan sonra 11 diş burada örmüşüz. 10 iç diş arayla koymuştuk daha önce iliklerimizi. Onun için 11 şu anda 2 diş daha
haroşa ördükten sonra burada üçüncü ve son iliğimizi koymayı da unutmayalım. Oraya kadar bir en son yapacağımız uygulama, model uygulamasına kadar devam edip gelelim. Modelimizi toplam 4 kez uyguladık. Şu an örgümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi buradaki son uygulama sıramızdan sonra 4 sıra daha düz örgü olarak devam edeceğiz. 4 sıra sonunda bütün ilmeklerimizi haroşaya çevirerek alt bandımıza başlayacağız. Toplam 3 diş haroşa ördükten sonra yine kollarda yaptığımız tırtıklı kesme yöntemini uygulayarak alt bandımızı tamamlayarak elbisemizin robasını bitirmiş olacağız. Alt bant haroşemizi de tamamlayarak robamızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi kol ucunda uyguladığımız tığ ile tırtıklı kesme yöntemini aynı şekilde uygulayarak tamamlayalım. Kesim işlemini yapalım ve bitirelim. İlk ilmeğimi tığıma alıyorum. İkinci ilmeğimin içinden yine tığımı geçirip bu şekilde geçirerek ikinci ipimi ilk ilmeğimin içinden geçirerek yani burada bir kaydırma işlemi uyguluyorum. İki zincir çekiyorum. Bu şekilde iki ipimin arasından geçirerek burada bir pıtırcık oluşturmuş, bir tırtık oluşturmuş oluyorum. Tekrar bir ilmeğimi kaydırıyorum. İkinci bir ilmeğimi kaydırıyorum. İki zincir çekiyorum ve şu şekilde yakından gösterelim. Şöyle. Buradan ve buradan tığımı geçirerek burada bir pıtırcık oluşturuyorum. Bir ilmeği kaydır. İkinci ilmeği kaydır. İki zincir çek. Ve pıtırcık oluştur. Kesme işlemimi de bu şekilde bitirdikten, tamamladıktan sonra elbisemizin düğmelerini de dikip tamamıyla hazır hale getirelim. Yıldız çiçeği örgü modeliyle hazırlamış olduğumuz elbisemizin robası tamamlandı arkadaşlar. Önden görüntüsü bu şekilde. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Giyildiğinde de gerçekten çok tatlı duran, çok yakışan güzel bir model. Biraz detaylı ama gördüğünüz gibi örmesi zor değil. Renk renk örüp çocuklarımıza giydirebileceğimiz çok güzel bir model. Şimdi videomuzun ilk bölümünde robamızı tamamladık. İkinci bölümde eteğimizin ve fiyonkumuzun nasıl dikildiğine birlikte bakıyoruz.